Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Şu an saat 8.30 falan. Hala daha alışamadım. Erken kalkıyorum. Yani saat 7 gibi falan kalkıyorum. Ne kadar geç yatarsam yatayım. Öyle hazır. Erken kalkmışken bir sabah yürüyüş yapalım dedik. Öyle. Bugün değişik şeyler olabilir. O yüzden kaydı başlattım ve yürüyüş yaptığımız yerin orada şöyle bir yer var. Gösteriyorum şimdi. Kardeşim kadrajdan çıkar mısın ya? Evet, böyle burada spor yapıyorlar filan. Biz birazcık spora kendimizi verelim. Evet, birazcık üşüdük. Aslında yani vücuttan almıyoruz ama kafa biraz üşüyor çok fazla. İnsanlar koşuyor dedik ki birazcık biz de koşalım. Koşalım. Hayat bambaşka ya burada falan. Akıp gitti. Yeter bu kadar ya. Duracağım mı? Oğlum ittirip düşsen var ya. Mesele buymuş ya, koşmakmış ya. Koşunca birisi olurdu bir vursa. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Telefonla koşmak çok sıkıntı şu anda. Birazdan şey yapalım. Görüşelim. Burası da çok keyifliymiş bu arada ya. Şu an. Buradaki en ilginç olay şu arkadaşlar. Trafik tamam. Arabalar için tersten akıyor. Yani sağdan akıyor ama yürüyen için de öyle. Yani sürekli bir çarpışma durumu söz konusu. Yani insanlar hep sağdan böyle şey yapıyor. Normalde biz şey yaparız. Siz söyleyin. Soldan mesela gelenler olur. Sağdan gideriz. Burada tam tersi. Bu da bir tık geriyor yani bazen. Daha demin adam birisiyle biz de koşuyorduk böyle. Böyle bir sağ sol falan. Komik bir olaydı. Evet, şimdi evden çıktık. Dayıma doğru gidiyoruz. Dayımla da tanıştıracağım sizi. Ondan sonra orada bir aksilik olmazsa ehliyetle alakalı, yani burada araba kullanmayla alakalı bir şeyleri görüşeceğiz. Eğer yapabilirsek burada Barış'la beraber kuryelik falan yapacağız. Onu yaparsak çok güzel olur. Bir ay falan onu yapmaya çalışacağız. Bakalım, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hava birazcık esiyor. Kafadan birazcık soğuk alıyorum. Ama olsun. Akşamı düşünüyorum ben şu an. Sonra şimdi Epping'e geldik. Biz hangi şeyde kalıyorduk? Bölgenin adı neydi? Burası zon 6 mı? Zon ayırmışlar ya. Bölge ayırmışlar. Biz zon 6'dan 6'ya geldik şimdi. Yaklaşık bir 30 dakikalık bir, yani Türkiye şeyindeki metro ile 1.90 kesinti yaptı. Normal sivil bu arada benim şu an kullandığım. Ama yani tek
şeyi, buradaki bu yeraltı, yerüstü ulaşım araçları çok eski olduğu için fazla ses var. Rahatsız edici bir ses var. Ama onun dışında bence ulaşımı güzel yani. Ama çok ses. Sen ne düşünüyorsun? Ben ulaşımın kötü olduğunu düşünüyorum. Sebep? Sebep? Yaşadıkça yani tecrübe ediyoruz. Bir süre sonra grevler oluyor. Bana diyor ki sen daha dün iki bebesin diyor. Daha görmedin kötü yanlarını falan diyor. Haklı olabilir. Ya burada ben de onu çok duymuştum. Grev oluyormuş, millet çok işi bırakıyormuş. O yüzden ulaşım aksıyormuş. Henüz yaşamadım. Umarım çok da yaşamam. Grev olmadığı zaman şey de oluyor bazen. İş çıkış saatlerinde 5-6 gibi mesela. Şey inanılmaz yoğun oluyor şeyler. Underground'lar özellikle. Ha, binemiyorsun yani. Otobüsler de aynı şekilde. Ya, kalabalık bir şehir. Araba şart. Bakalım. Şimdi bu yoldan devam ediyoruz. Yolumuz onu nereye götürecek bakıyoruz şimdi. Böyle bir sitede kimler yaşamak ister diyorumlara yazsın. Çok güzel görünüyor. Sessiz ve sakin. Londra'nın biraz fazla dışında, zon 6'da ama... Şimdi evet, şimdi dayımın buradaki deposuna geldik. Burada Türkiye'den gelen bazı ürünler, işte tekstil ürünleri falan satışı yapılıyor. Şöyle bunlar işte burada bekliyor. Ondan sonra satıldıkça gönderiliyor. Burada da bir bölüm var. Öyle burada bir işte arabayı ayarlamaya çalışacağız. Orada kuryelik yapma fırsatımız falan filan doğabilir. Bakalım, umarım olur yani. Burada da zaten dayımın ofisi var. Burada dayım. Selam. Çalışıyor. Barış zaten selam. Burada. Öyle bakalım. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, beş gittik. Nasıl gidiyor? Ah, güzel dayı, nasılsın? Ziyaretin, Londra ziyaretin. Ziyaretin uzunlu kısa. Uzunu makbulmuş burada. Uzun kalacaksın. Umarım, bakalım. Şimdi gençler, çay kahve istemiyorsunuz değil mi? İstiyor musunuz çay kahve? İster misin? Çay olur varsa. Çay var. Just a moment. Ha, bakalım birazdan dönüş yaparım ben. Evet, şimdi kuryelik yapacağımız arabayı almaya geldik. Araba bu. Fena. Bu mu, o mu? Bu o mu? Bu değilmiş ya, buymuş. Yani heyecanlandım. Bu da güzel. Açılmıyor. Oo. What the fuck man? Evet, dayım önde. Barış arabayı kullanıyor şu an. Nasipse kuryelik yapacağımız araba bu arkadaşlar. Sigorta Barış'ın şeyine yapılmış şu an sadece. 2000 sterlin almışlar bir senelik için. Beni de eklerlerse 1000 sterlin daha olacakmış. Ama bakalım. Öyle yani şu anda. Bugün veya yarın başlayacağız. Böyle ters de gidiyor falan. Enteresan bir yol. Evet, arabayı park ettik şimdi. Dayımın İngiltere'deki evine geldik. Bakalım içeriye girelim. Böyle bir yerde kalıyor. Burada böyle bir park alanı var. Kendi şahsiye. Burada böyle bir bahçe. Burada böyle kapı. O şekilde. Evet arkadaşlar. Arabayı evin önüne park ettik. Şimdi genel olarak park yeri arıyoruz. Çünkü burada çok değişik bir sistem var. Özellikle tek çizgi... Kaldırımlarda tek çizgi varsa saat işte 5.30 AM'den, yani
sabaha karşı 5.30'dan kaça kadar? 7.30 PM'e kadar sadece ev sahipleri koyabiliyor. Şöyle çift çizgi görürseniz park yapamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi ben bir tane internetten şey gördüm. Public park, otopark yani direkt. Yani şu an durumlar o şekilde. Yani kuryelik yapmayı düşünüyoruz da. Mesela şöyle sıkıntı var arkadaşlar bak. Burada yazıyor, ne yazıyor? Business permit holders only Monday ve Saturday 8.30 AM 5.30 PM. Yani 8 saat sabah 8.30'dan öğleden sonra 5.30'a kadar onlar kullanıyor. Yani onun dışında şurada bak tek çizgi var. Tek çizgiye fark edebiliyorsunuz ama o saat dilimi dışında. Şimdi biz o saat diliminde arabayı nereye koyabilirsek onu düşünüyoruz. Yani onu bulmaya, yerini bulmaya çalışıyoruz. Öyle şu an. Evet, sad story oldu. Geldiğimiz yer bir tane marketin otoparkıymış. Google Maps'te public park olarak gözüküyordu. Tonga'ya düştük. Bir 20-30 dakikalık bir yürüme boşa gitti. Bugünlük bu kadar. Artık legal yıllar olmadı, illegalden takılacağız. Kanka bir ileri gitsene bir.